Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu an ekranda gördüğünüz gibi uzun zamandır uğraştığım Çin serverına girmeyi sonunda başardım. Ekranda gördüğünüz gibi Mega Kutu, Savaş Kutusu ve 2 yeni kutu da var arkadaşlar. Bugün bütün bu kutulara birlikte bakacağız. Yine Çin sürümüne özel bazı kostümler var. Bu kostümlerin bir kısmını direkt olarak size burada gösterebileceğim arkadaşlar. Yeni bir Stu kostümü gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz Bo kostümü, bunu deneyeceğiz zaten oyunun içerisinde. Stu kostümünün bir videosu falan da var hatta. Onu da göstereceğim. Bunun dışında sol alt tarafta şöyle bir ekran var arkadaşlar ve bunun içerisinde gerçekten çok fazla şey var. Bunları göstereceğim. Kısaca Çin serverı içerisinde bilmeniz gereken bütün her şeyi bu videoda size göstereceğim. Ve eğer bu videoya 5000'den fazla like gelirse Çin serverı ile ilgili videolar devam edecek ve bir sonraki videomuzda tam şurada gördüğünüz gibi bir ünlem var arkadaşlar. Çin serverına girer girmez bana bayağı bomba bir hediye geldi. Bu hediyeyi sizinle birlikte açacağız. Aynı zamanda bir sonraki bölümde muhtemelen kutu açılımı da yapacağız. O yüzden Çin serverı ile ilgili videoların devamı için lütfen aşağıdan bir tane like atın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. 500 bin aboneye çok az kaldı. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümünü Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Burada olmaz muhtemelen Çin serverı ama evet burada olmuyor ama siz normal sürümün içerisinde kod bölümünü Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Öncelikle Çin serverına giriş yapmam için bana yardımcı olan Sinezi'ye, Emirhan Gezer'e ve Kaya in China'ya çok çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim, Çin sürümü global sürüm, yani bizim oynadığım sürüm birbirinden tamamen farklı. Bu yüzden burada gördüğümüz şeyler global sürüme gelecek diye bir şey yok. Ama tabii ki de Çin serverında bir şey yapılır ve çok başarılı olursa o zaman global servera da gelebilir. Yani iki sürümün geliştirme ekibi falan tamamen ayrı arkadaşlar. Bunun sebebini merak edenler de oluyor, niye ikisi farklı diye. Çin hükümetinin oyunlarla ilgili çok farklı kararları var arkadaşlar. Mesela bir günde belli bir saatten fazla oynayamıyorsunuz. 18 yaşın altındaysanız haftanın belirli günleri oynayabiliyorsunuz. Bunun gibi hani çocuklar çok oyuna bağımlı olmasın diye geliştirilen çok fazla yasa var. Oraya ayrı bir ekibin geliştirmesinin sebeplerinden biri de bu. Neyse şimdi hemen şuradan bir dükkana girelim arkadaşlar. Üst tarafta gördüğünüz gibi krediler var. Bunun dışında mücevher var, altın var, elmas var. Bir de burada bir tane daha para birimi var. Bunu da Çince'den Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. Kuponlar diyor. Bu da yine parayla satın alınan bir şey büyük bir ihtimalle. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi mesela bu teklifleri oradaki o kuponlarla satın alabiliyoruz. Şöyle devam edelim isterseniz arkadaşlar. Burada yine teklifler vesaireler var. Ve bakın sağ tarafa doğru iyice geliyoruz. Şurada bir tane hatta ücretsizimiz varmış. Şunu da alalım, unutmayalım. Devam ediyoruz ve burada bakın şurada arkadaşlar yine gördüğünüz gibi o kuponları satın alabiliyorsunuz. Elmasları bile oradaki kuponlarla satın alabiliyorsunuz. Yani parayla bunları, bu kupon denilen şeyleri satın alıyorsunuz. Daha sonra elmasa ihtiyacınız olursa onları yine o kuponlarla satın alıyorsunuz ya da teklifleri vesaireyi. Aslında bu oyunun içerisinde para anlamına geçen bir kupon. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kutular var. Bakın şimdi iki tane şey var. Mesela burada savaş kutusu ve mega kutu var ve üst tarafta krediler var arkadaşlar ve bunu da krediyle açıyoruz. Şunu düşünüyor olabilirsiniz, peki o zaman kredileri normal hani star yolunda kullanamıyor muyuz diye. Şu anda star yolunda kullanabiliyoruz ama star yolunun kaldırılması ile ilgili bir güncelleme de yapıldığına dair bir bilgi aldım. Yakın zamanda belki tamamen kaldırılabilirmiş ama şu anda star yolda var arkadaşlar. Yani bir kredi çıkarttığınız zaman öncelikle buraya geliyor ama burada mesela 260 kredi birikmiş durumda. İsterseniz o 260 krediyi burada da kutu açarak kullanabiliyorsunuz ya da karakter açabiliyorsunuz. Yani hem star yolu var hem de kutular var şu an için. 4 tane kutu var. Bir tanesi savaş kutusu, bir tanesi mega kutu. Zaten bunları daha önceden aslında biliyoruz arkadaşlar. Bunun altında iki tane daha kutu var. Bakın biri 7 kuponla alınıyor, biri 56 kuponla alınıyor. Bakın şuradaki 7 kuponla alınan savaş kutusunun biraz daha sanki güçlendirilmiş versiyonu gibi, sanki biraz büyük kutuya da benziyor aslında. Daha önceki büyük kutu vardı hatırlarsanız. Ve buradaki şu görmüş olduğunuzda mega kutunun güçlendirilmiş hali. Ve bu kutu çok küçük bir ihtimalle 100'den fazla tık hakkı verebiliyor. Ve bütün karakterler içinden çıkabiliyor arkadaşlar. Gerçekten çok çok enteresan bir kutu. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da açmanın bir yolunu bulursak açarız. Ama önümüzdeki videolarda mega kutu falan açacağız, yani kredilerle açılanları açacağız arkadaşlar. Şimdi de isterseniz şuradaki diğer menülere bir bakalım. Burası savaşçılar menüsü, burada farklı bir şey yok. Burası yine bizim bildiğimiz star yolu. Burada yine kromatikler var. Tabii bu arada şunu da göstereyim size. Şu anda 21. sezonda arkadaşlar Çin versiyonu. Çin versiyonu biraz daha geriden gidiyor gördüğünüz gibi. Ben biraz oynadım bu arada. İlerliyorum çünkü kredi falan biriktirmemiz lazım. Şimdi buradakileri de birlikte zaten toplarız. Ama Brawl Pass yolu birebir aynı ve şöyle bir göstereyim isterseniz yine arkadaşlar. Charlie, Gül Charlie miydi bu? Bu kostüme kadar devam ediyor. Böyle bir Brawl Pass sezonu var. 21. sezon ve yine şurada sağ taraf, şimdi şu sol taraftaki o hediye paketi
felaketi bölümü var ya, oraya en son geleceğim. Orası biraz daha farklı çünkü. Şuraya gelelim. Burası gene arkadaş bölümü arkadaşlar. Şurada yine chat var. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Burası kulüpler ama daha ben henüz kulüplere gelemedim. Şimdi şurada bir bölüm var. Ama buraya geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi mesela şuraya geliyorsunuz, tamam mı? Diyelim ki Nita. Bakın Nita bu şekilde. İlk girdiğiniz zaman ücretsiz olarak size bir çanta veriyor. Şuraya tıkladığınız zaman bu çantayı seçebiliyorsunuz. Bunun gibi yine farklı şeyler de var. Mesela kanat falan da takılıyor. Ya da böyle yukarıda böyle bir yuvarlak bir şey de takabiliyorsunuz. Aksesuarlar var. Bakın mesela bunu taktık. Bunu takınca gördüğünüz gibi arkasında mega kutu takıyor. Hani bunun ne önemi var diyebilirsin. Bakayım bunda da oluyor mu? Bunda takmıyor mu? Bunda da ayrıca mı takmamız gerekiyor? Aynen. Bunda da galiba ayrıca böyle takıyoruz. Yani her karakter için ayrı ayrı takmamız gerekiyor herhalde. Tamam, şimdi diyelim ki Nita'yı taktık. Yani Nita'nın daha doğrusu çantasını taktık bu şekilde. Şuradaki bölüm var ya, bakın şu sağdaki bölüm. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi insanların lobi oluşturduğu bir bölüm. Burası şey gibi Clash of Clans'taki hani global chat var ya, global chat gibi yapmışlar biraz. Bakın şöyle 3 boyutlu şekilde etrafa bakabiliyoruz. Bunu sonraki videolarda, dediğim gibi eğer bu videoya 5000'den fazla like gelirse, bu alanları daha böyle detaylı bir şekilde inceleriz. Çünkü bunun içerisinde bayağı farklı şeyler var. Bakın buralarda bayağı değişik şeyler var. Şöyle yanına geldiğimiz zaman da işte üstüne tıklayabiliyoruz. Arkadaşlık isteği göndermedir, istatistiklerine bakmadır falan gibi bazı şeyler de yapabiliyoruz. Buradaki yalnız şuradaki akbaba mı? Bu akbaba mı arkadaşlar? Bu herhalde şey diye düşünüyorum. Burası normal haritanın, sanıyorum oyunun içerisindeki haritanın 3 boyutlu hali diye düşünüyorum. Eğer öyleyse bunun mesela yeni harita geldiği zaman, o zaman burası da değişecek. Yani yeni sezon gelince, 22. sezon, o zaman burası da değişecek ve burası da herhalde Startoon, yani çizgi film sezonuna uygun bir yer olacak. Ama burası da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani böyle 3 boyutlu olması ve bu kadar büyük bir alanda böyle koşturmak falan, yani şu menü olayı benim gerçekten hoşuma gitti. Ama böyle bir global chat'in olması ne kadar sağlıklı olur? Tabii onu bilmiyorum. Şurada da Moon Juice yazıyor. Yani ay suyu. Meyve suyu anlamına gelen juice, orange juice mesela, portakal suyu Moon Juice. Bu da ay suyu anlamına geliyor. Ne demek bilmiyorum ama orada bir robot var ve şişeyle bir şeyler veriyor. Bak şurada Spike asansör gibi kullanılıyor galiba. Nereye gidiyor robot? Ha, yukarı çıkıyor. Yine bunun dışında farklı yerler de var galiba. Mesela şuraya bir bakalım. Evet, burası da farklı arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir yer var. Yani farklı menüleri. Bak burada direkt yılbaşı ağacı falan filan da var. Görüyor musun? Bayağı güzel yapmışlar. Bak bak şuraya bak. Burada bir şeyler hediye. Aa bak. Bu şey mi? Karakter mi? Yılbaşı ağacı Spike diyesim geldi. Bak Rikos yazıyor burada. Rico'nun yeri. Atari makineleri falan var. Bayağı güzel ya. Yani burada dolanmak falan. Hakikaten değişik yapmışlar. Bak şu şey bu arada ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Kafasına bir şey takabiliyor dediği bu. Neyse, böyle bir alan da var arkadaşlar. Bunun gibi farklı belki 3 boyutlu alanlar da vardır. Belki bunu dediğim gibi ayrı bir videoda daha detaylı inceleyebiliriz. Ya da siz merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Şimdi oyuna nasıl bağlanılıyor diye soruyor olabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Onun için WeChat ya da QQ diye iki tane Çin'de kullanılan, hani bizim kullandığımız WhatsApp'a benzer sanıyorum, uygulamalar var. O uygulamalarla bağlanılabiliyor. WeChat uygulamasıyla bağlanılıyor genellikle arkadaşlar, ama WeChat uygulamasına bağlanabilmek, yani kayıt olabilmek için belli bir süre WeChat'i kullanan birisinin sizin QR kodunuzu okutarak onay vermesi gerekiyor. O yüzden giriş çok kolay değil. Yani hani şöyle giriliyor diyebilecek bir yöntemi olsa ben anlatırım zaten size, ama o şekilde değil. Çin'de yaşayan ya da en azından aktif WeChat'i olan birilerine ulaşmanız lazım ki o WeChat'le birlikte size onay versinler ve siz de WeChat üzerinden buraya giriş yapın. Yani normal şartlarda giriş yapma şartı, şekli bu. Şimdi şuraya bir gelelim arkadaşlar. Ondan sonra şurayı göstereceğim esas size, ama şuraya bir gelelim isterseniz. Şurada bir şeyler var. Şunları toplayalım. Şunu da alalım. Bakın bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu özellikle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi normal Star yolundaki şeye gidiyor. Jesse'ye gitti mesela. Bu arada oyunun içerisinde tabii Çin server olduğu için bayağı bir lag var. Yani atışı yapıyorsunuz 1-2 saniye sonra falan gidiyor. Sonraki videolarda belki onu da gösteririm. Şöyle göstereyim size, 3 tane karakterim var arkadaşlar. Tabii hiçbir şey alamıyorum. Para yatırılabilse bu arada bayağı bir para yatırır. O kutuları bayağı bir açarım, ama şu an onun bir yöntemini henüz bulamadım. Dediğim gibi bulabilirsem belki sonraki videolarda şuradaki teklifleri falan bütün hepsini satın alabiliriz. Bunun için dediğim gibi like'larınız çok önemli arkadaşlar. Çok güzel bir like atarsanız, yani belki 10.000 like'ı falan geçerse bir yöntemini
yöntemini ben sizin için bulabileceğimi düşünüyorum. En azından araştırırım elimden geldiğince. Şuraya bir gelelim şimdi. Bakın arkadaşlar, burası gerçekten çok çok değişik, çok çok önemli. Şimdi şurada bazı şeyler var. Bakın bu görmüş olduğunuz Stu'nun kostümü ve yeni gelecek Stu'nun kostümü diyelim. Stu'nun kostümü ile ilgili bir tane tanıtım videosu var. Hemen önce o videoyu bir izleyelim. Çünkü gerçekten efsane bir tanıtım videosu yapmışlar. Böyle bir kostüm bilmiyorum yani. Biraz abartı geliyor bana bu kostümler ama bakın siz de bir izleyin. Tarafsız bir şekilde ben yorum yapmayayım. Böyle bir şey yapmışlar. Capricorn Stu'ydu galiba ismi. Capricorn'du ismi. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Oyun içi görüntüleri falan da var. Çıkması için de bayağı bir elmas harcamanız gerekiyor. Yani tam bilmiyorum ama 2000'e yakın ya da 1000'den fazla elmas harcamanız gereken bir kostüm. Çünkü biletler toplayıp o şekilde o bilet parçalarını birleştirerek alınıyormuş. Öyle hani 1000 elmas vereyim alayım değil de bayağı bir para vermek gerekiyormuş. Bakın böyle bir kostüm. Oyunun içindeki görüntüsü vesairesi bu şekilde. Yani oyun içindeki derken lobideki görüntüsü direkt bu. Bakın oyunda da bu şekilde arkadaşlar. Yani güzel görünüyor. Tamam, şimdi mesela izlerken muhtemelen hepiniz diyorsunuzdur ki, ben de öyle dedim. Abi çok güzel kostüm, keşke globalde de olsa. Ama şunu düşünün, şimdi bu kostüm globalde olsa yani Brawl Stars'ın oyun temasına çok uygun gelmiyor bana ya. Bilmiyorum arkadaşlar, yani çok abartı değil mi? Hani başka bir oyun gibi, hani böyle daha nasıl diyeyim, işte böyle aksiyon oyunları olur ya, ya da ne bileyim Star Wars falan, Yıldız Savaşları, hani o tür bir kostüm olmuş. Yani Brawl Stars'ın o hani Vahşi Batı falan, o temaya bence çok uygun değil ama tabii ki de güzel bir kostüm. Şimdi burada başka neler varmış, hemen şunlara bir bakalım. Şuraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın burada kostüm var. Ha, burada sanıyorum bunu açıyoruz ve açtığımız zaman içerisinden bunlar çıkabiliyor. Bak bu ne mesela, yıldız gibi bir şey var. Burada böyle bir şeyler var arkadaşlar. Burada altın falan. Bunlardan biri çıkabiliyor. Hani PUBG'de falan da böyle kutu var ya mesela. Kutuyu açıyorsunuz ve içerisinden bir şey çıkıyor. Bunda da sanıyorum bu kostüm çıkıyor ya da bunlardan biri mi çıkıyor? Herhalde öyle bir şey arkadaşlar. Neyse şöyle devam edelim. Şimdi burası bu şekilde. Şurada bir şey var. 15 elmas karşılığında ve 150 elmas karşılığında alınabilen şeyler var. Şuraya bir bakalım mesela. 15 elmas karşılığında. Şu an alamadığımız için bir şey yapamıyoruz. Bir dakika, şu alt tarafta bu arada bir şey var arkadaşlar. Alt tarafta gördüğünüz gibi orada bir puanlar var. 10, 20, 30 diye devam ediyor. Görüyor musunuz? Sanıyorum 10 puan alınca 1000 altın veriyor. 20 puan alınca 2000 mücevher veriyor ve galiba o şekilde devam ediyor. Herhalde yani belli bir puanı topladığınız zaman çünkü bu kostüme ulaşabiliyormuşsunuz. O yüzden de böyle bir şey, yani puanlar topluyorsunuz. Puanlar topladıkça da farklı ödüller ve en sonunda bu kostümü alıyorsunuz gibi bir durum var. Bakın şimdi burada iki tane kanat var arkadaşlar. Bu kanatlar gerçekten çok güzel. Bakın şurada gösteriyor. Mesela Piper'a beyaz kanat takmış. Burada Colette de buradaki siyah kanatları takmış. Siyah kanatlar 150 elmas. Diğeri 15 elmas. 15 elmasımız olacak. Olur yani. Toplayınca belki o beyaz kanadı alırız. Hatta belki siyahı bile alabiliriz ama böyle kanatlar var. Şurada yine bir şey var ama tamam, bunu geçiyorum. Evet, burada yine işte bazı şeyler var. Telefon numaranı paylaşırsan eğer sana ekstra elmas veririm falan filan diyor. Yine bazı ödüller var. Burada yine bazı ödüller var. Bir şeyler yaparsan sana ödül veririm falan filan gibi şeyler diyor. Yani burada şu anda esas olarak önemli olan şuradaki yeni gelecek Stu kostümü. Yine burada haberlerin olduğu bölüm var. Burada da arkadaşlar hani oyunla ilgili işte Çin hükümetinin bazı kuralları var falan dedik ya. Onları anlatan bazı şeyler var arkadaşlar. Bazı açıklamalar var. İşte oyunun genel kuralları diyebileceğimiz çok önemli olmayan şeyler var yani. Hani hepimizin aslında bildiği şeyler var. Ve burada da böyle bir ekran var ama bu ekrana bastığımız zaman ne oluyor? Ben de denemedim açıkçası. Şu anda ilk kez deneyeceğim. Evet, böyle bir yere geldi. Başka bir şey yok herhalde. Evet, burası da bu şekildeymiş. Şimdi Çin serverındaki bütün özel kostümler bunlarmış bu arada arkadaşlar. Reddit'te bir arkadaşımız paylaşmış, gördüğünüz isimdeki arkadaşımız. İşte Sprout'un kostümü var. Şu Mortis galiba. Burada Shelly Colt var. Şurada Bow var. Burada da yeni gelecek olan Stu kostümü var. Biz şimdi Bow kostümünü deneyebiliyoruz. Diğer kostümleri denetmiyor oyunun içerisinde şu anda. Ama Bow kostümüne bakacağız. Zaten Stu kostümünün videosunu falan gösterdim. Şimdi de şunu bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle normal bir eğitim alanında birlikte deneyelim. Hatta isterseniz maça da girebiliyoruz ama çok maça da girmeye gerek yok bence. Şimdi kostüm hem şöyle atışlarını falan da göstereyim. Bakın atıyorsunuz. 1 saniye falan sonra gidiyor. Yani bayağı bir lag var. Çünkü Çin'de yani bayağı bir uzakta olduğu için. Atışları bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Şöyle yapalım. Şöyle bir bütün hepsine bakalım arkadaşlar. Atışları böyle. Hatta kazanma kaybetme animasyonunu da gösterebilirim. Bir dakika, süperini bir göstereyim.
Evet, süperi böyleymiş. Çok iyi. Patlama efektleri falan bayağı güzel. Çok çok güzel ama biraz sanki, baksanıza abi, öldürme efekti falan, yani çok ışıklı geliyor bana arkadaşlar. Bilmiyorum yani, bayağı ışık olayını biraz abartmışlar gibi. Şimdi bu kazanma animasyonu zaten ilk seçtiğiniz zaman bütün karakterlerde kazanma animasyonunu gösterir. Şimdi bu kazanma animasyonu ve bir de kaybetme animasyonuna bakmak için arkadaşlar bir tane alıştırma maçına gireceğim. O maçta kaybedeceğim. Evet, bu kazanma animasyonuydu. Şimdi bir daha hemen alıştırma maçına girelim ve bir tane maçı kaybedelim. Kaybetme animasyonu nasıl, bir de ona bakalım. Evet, bu arada vurduğu zaman karşı taraftan ekran parlıyor arkadaşlar ve ekran kararıyor öldüğünüz zaman. Kaybetme animasyonuna da hemen bakalım. Aa, kaybetme animasyonu burada göstermiyormuş bu arada arkadaşlar. Alıştırma maçı olduğu için muhtemelen kaybetme animasyonunu göstermiyor. Ama bu kostümde böyle gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ama dediğim gibi ben Brawl Stars'da çok uygun bulmuyorum. Yani aşırı abartı geliyor. Baksana abi, ekranı kaplıyor. Bir de gerçekten oyunun içerisinde insanın dikkatini dağıtan kostümler. Daha detaylı bir şekilde inceleyecek çok fazla şey var arkadaşlar Çin sürümüyle ilgili. Ama tabii ki de bu video serisinin devamı tamamen sizin like'larınıza bağlı. Beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atın. Dediğim gibi arkadaşlar, bir sonraki bölümde hem şu ünlem işaretinde Çin serverına girer girmez bana verdikleri hediyeyi açacağız. Hem de kutu açılımı yaparız birlikte. Hem biraz oyun falan da oynarız Çin serverının içerisinde. Farklı şeyler de gösteririm size. O yüzden aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Marketten, Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda dün yüklediğim sıfır hesapta tüm yeni kupa yolu ödüllerini toplarsak ne olur deneyiyle ilgili videomu ve ondan önce yüklemiş olduğum Çin serverında 106 tık hakkı veren kutu açılım videosunu ekranda ve kartlarda görebilirsiniz. O videoları da mutlaka izleyin. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.